Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber şöyle masadan kaldırayım biraz. Şu elimde görmüş olduğunuz bellek kartları ve bellek kartları ile ilgili bilinmesi gereken bazı ipuçlarından bahsedeceğim. Biliyorsunuz bellek kartları uzun yıllardır hayatımızda olan kavramlardan, aksesuarlardan bir tanesi ve genelde biraz ihmal ettiğimiz aksesuarlar, onu söyleyeyim. Hani ucuza olsun, işimizi görsün diye çok fazla üzerinde düşmediğimiz aksesuarlar ama aslında tam tersi, özellikle fotoğraf ve video çekenler için bellek kartlarının çok ciddi bir önemi söz konusu. Çünkü bütün içeriklerimizi, mesela bizim gibi profesyoneller de dahil olmak üzere, siz de öyle muhtemelen, siz okuyucularımız, izleyicilerimiz de öyle. Bütün içeriklerimizi bu bellek kartlarında tutuyoruz. Şimdi Kingston gönderdi bunları bize, sağ olsun. Hem kendi cihazlarımızda kullanıyoruz hem de birazcık bilgi vermek için de sizlere bu videoyu hazırlamak istedim ben. Nereden başlayalım? Şimdi ilk önce bellek kartları türünden biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda günümüzde en çok kullanılan temelde 3 tane bellek kartı türü var. Aslında birçok farklı bellek kartları da var ama hani yaygın olarak kullanılanlardan bahsediyorum. Bir tanesi şöyle, şuradan göstereyim. Elimde görmüş olduğunuz SD kart. Bunlar standart olarak fotoğraf makinelerinde ve video kameralarında kullanılıyor. Bir tane olan, bir diğer çok kullandığımız, özellikle mobil cihazlarla beraber şu minicik, şu anda ekranda görüyoruz. Minicik olan, şöyle tam da şuradan göstereyim. MicroSD kartlar. Aslında SD kartların küçük versiyonu gibi düşünebiliriz bunları. Bunlar daha çok cep telefonlarında kullanılıyor. Aynı zamanda aksiyon kameralarında ya da işte DJI Osmo Pocket gibi cihazlarda da microSD kartların kullanıldığını söyleyeyim. Yani bellek kartı olmayan cihazların neredeyse tamamında ya da bellek kartına destek amaçlı, yani kendi üzerindeki bütünleşik hafızasına destek amaçlı olarak genişletme amaçlı kullanılan bir bellek kartı türü. Bir üçüncü kart türü ise, şuradan göstereyim size, Compact Flash dediğimiz CF şeklinde yazılıyor. Şu bellek kartları, bunlar daha çok orta ya da ileri seviye profesyonel fotoğraf makinelerinde, DSLR dediğimiz, dijital SLR dediğimiz profesyonel fotoğraf makinelerinde kullanılıyor. Bunlar özellikle profesyoneller daha çok kullanıyor. Yani son kullanıcının pek ihtiyacı yok bu tip cihazlara artık. Ama birkaç sene öncesine kadar orta seviye değil de böyle giriş seviyesinde de bu tip ürünler kullanılıyordu, bu bellek kartlar. Ama şu anda çok fazla cihazda yok. Hatta belki bunu gösterdiğimde birçoğunuz "o ne ya" falan demiş bile olabilirsiniz. Onu söylemiş olayım. Şimdi SD kartlarda da şöyle bir durum var. Hız meselesi devreye giriyor. Şimdi SD kartların tarihine baktığımızda, yani gerek bu tarz SD kartlar, yani standart SD veya mikro SD kart, bir hız standartizasyonu yapıldığını söyleyeyim. Bu hız standartizasyonu sayesinde biz de hani mesela 4K çeken bir cihazda bir bellek kartı kullandığımızda yavaş kalabiliyor eğer istediği hız standartını karşılamaz. Çünkü bu bellek kartlarının belli bir hız standardı bulunuyor ve o hız standardı üzerinde yazma ve okuma hızları mevcut. Şimdi standart olarak giriş seviyesindeki, yani ürünlerde baktığımızda bir ilk önce bugüne kadar bir C dediğimiz bir standart vardı. Yani C standardı, bir C harfi vardı. Onun içinde de 2, 4, 6 ve 10 gibi rakamlar yazıyordu. Bu daha çok SD kartlarda bulunuyor. Mesela şunda, bunun detaylarını da göstereceğim videonun. Bunun üzerinde mesela C10 diyor. Yani 10 MB'a kadar yazma hızını destekliyor bu. Diğerlerinde de işte 6'da 6 MB, 4'te 4 MB, 2'de de 2 MB. Yani rakam arttıkça yazma hızının da arttığını söyleyeyim. Şimdi bu ürün mesela C10 4K'yı destekler mi? Bazı cihazlarda kullanabilirsiniz. Bir fotoğraf makinesinde veya aynasız fotoğraf makinesinde veya video kamerada. Ama birçok cihaz ne yazık ki Class 10'u desteklemeyebiliyor. Yani sürdürülebilir olarak yazamazsınız. Onu söyleyeyim. O yüzden hani bu minimum sınır 10'dur. 6'da falan mümkün değil, kullanamazsınız. Onu söyleyeyim. Hani bazı cihazlar belki kullanabilir ama genel olarak 10 bile sıkıntılı bir hız. Yani saniyede 10 MB yeterli olmayabilir. O yüzden bir tık yukarıya çıkmamız gerekiyor. O da U dediğimiz bir seri. Şimdi şuradaki ürünlerde bir tanesinde vardı o. Hangisinde vardı? Yani şunda var. Şimdi bu, şu kart, ben bu çıkarttığım içinden kullanıyorum şu anda bir cihazda. Kingston'ın microSD XC dediğimiz bir modeli. Kutusunda bir de bir dönüştürücü var. Normal microSD'yi SD'ye çevirmek için. Bu sayede bunu bir normal standart bir video kamerada ya da işte fotoğraf makinesinde aynasız falan filan kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunun üzerinde, bunlarda yeni bir seri olarak çıktı. Hız serisi olarak baktığımızda UHS Speed Class diye geçiyor bunlarda. Bir U harfi mevcut ve onun içinde 1 ya da 3 şeklinde bilgi oluyor. Yani 1 olan saniyede 10 MB yazma hızını karşılarken 3 olan da 30 MB'ı karşılıyor. Benim önerim eğer 4K çekim yapmak istiyorsanız minimum U1 ki U1 bile bazı cihazlarda işe yaramıyor. Mesela bende GoPro Hero 2018 var. Hero 2018'de U1 tam verimli çalışmıyor, onu söyleyeyim. U3 almanız gerekiyor. Yani benim önerim minimum U3 almanız yönünde. Eğer bir 4K video çekmek istiyorsanız ya da 4K çeken bir cihazınız var. Hani siz Full HD çekiyorsunuz ama yarın bir gün lazım olur diyorsanız mutlaka bence en az U1, hadi zorlayın U3 alın derim. U3'lerin fiyatı biraz daha pahalı aynı kapasiteye göre ama sizi yarı yolda bırakmayacağı konusunda garanti verebilirim. Bu U3, U5 meselesi de burada işimize yarayan bir konu. Özellikle 4K çekmek istiyorsanız ya da bir gün çekerim diyorsanız mutlaka U3 almanızı öneriyorum. Öte yandan yeni bir hız serisi daha çıktı. O da V. O en son çıkan hız serilerinden bir tanesi. Bunları da bu arada sdcard.org tarafından, yani SD Card Association dediğimiz bir nevi bir SD Card derneği var. Onlar belirliyor, onu da söyleyelim. Hem üreticilerle hem de işte bellek kartı üreticileri, aynı zamanda fotoğraf, video, kamera ve benzeri cihaz üreticileriyle konuşuyorlar. Ortak bir standart belirleniyor. V standardı çıktı yakın zamanda. O da V6, V10, V30, V60 ve V90 olmak üzere 5 farklı kategoriye sahip. Buradaki V şu anlama geliyor. V6'da saniyede 6 MB yazma hızı var. V10'da 10 MB. V30'da anladığınız gibi 30, 60'da 60, 90'da da 90 MB yazma hızı var. Tabii takdir edersiniz ki bu rakamlar arttıkça, yani V10 en ucuzu, V6 en ucuzu iken V90 en pahalısı oluyor. Yani aynı kapasiteye sahip iki bellek kartımız var. Biri V6, biri V10 ise aralarında 2-3 kata kadar fiyat farkı olabiliyor. Ama bu da işin hani profesyonel tarafında ne yaptığınıza bağlı olarak böyle bir yatırımda yapmanız gerekiyor. Benim kişisel önerim bu yatırımları yapmanız yönünde. Özellikle böyle 4K falan çekiyorsanız hız konusunda biraz daha hani takıntılı olup daha yüksek hızlarda bellek kartı almanızı öneriyorum. Yani bu bellek kartlarıyla da hani işiniz görülür mü? Görülür. Yani U1 de alsanız belki görülür. U3 almanız gerekmeyebilir ya da işte Class 2 de işinizi görür bir yere kadar ama bir gün 4K çekmeniz gerektiğinde bu kart hiçbir işinize yaramayabilir. Yani mesela bu C10, C10 4K'yı zar zor destekliyor. Bazı cihazlarda desteklemeyebilir. Çünkü yeni nesil cihazlar daha hızlı bellek kartı istiyor. Bunu da desteklemeyebilir. O yüzden bir işe yaramayan bir bellek kartı olarak elinizde kalabilir. O bakımdan benim önerim almışken biraz daha hızlı, hani belki en hızlısını değil ama ortalama bir bellek kartı almanız yönünde olur. Daha uzun süre kullanmanız açısından böyle bir öneride bulunuyorum. Bir de bellek kartında hani 3'e 5'e bakmayın. Tamam ucuzdur, tamam size fiyatı makul gelir ama işte belleği düzgün yazmaz, fotoğrafları düzgün yazmaz, videoları düzgün çekmezse o en güzel anılarınız, çektiğiniz en güzel içerikleriniz veya profesyonel bir iş yapıyorsunuz belki hepsi çöpe gidebilir. Ben kesinlikle ve kesinlikle bellek kartında ucuza kaçmamanızı öneririm. Hani deli gibi pahalı, deli gibi profesyonel bir şey alın da demiyorum. Yaptığınız işe göre bu da tercih edilebilir ama günlük kullanım için ortalamanın bir tık üzerinde çözümlere yönelmenizi şiddetle öneriyorum. Burada işte biz Kingston üzerinden anlattık belki ama elimizde bu örnekler vardı çünkü. SanDisk'in veya diğer markaların da böyle bilinen markaların, Adata'nın filan da güzel bellek kartları var. Ama şunu söyleyeyim. Aynı hızda olan bellek kartları genelde 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyata. Hani birisi 5 lira daha pahalıdır, diğeri 10 lira daha ucuzdur. Ama 3 aşağı 5 yukarı fiyatların birbirine çok yakın olduğunu da belirtmiş olayım. Ama iyi bir kart alacaksanız, hızlı bir kart istiyorsanız kesenin ağzını biraz daha açmanız gerektiği konusunda hatırlatma yapmış olayım. Farklı farklı bellek kartları var. Seçimi nasıl yapacağız diyecek soracak olursanız kullandığınız cihaza göre seçmeniz lazım. 4K kayıt yapan bir kameranız varsa söylediğim gibi az önce ya U1 minimum U1 olacak. U3'ü ben tavsiye ediyorum. Ya da minimum Class 10 olacak ama Class 10 bile kurtarmadığı cihazlar var. O yüzden minimum bence U3'ten başlayın. İşte V6, V10, işte V100'tü gidiyor. Üstü biraz açık. Ama profesyonel serilerde biraz daha güzel, biraz daha kuvvetli cihazlar almanızı ve hani özellikle marka ve bilinen markalara yönelmenizi öneriyorum. Buradan tasarruf edeceğiniz 5-10 lirayla zengin olmazsınız, onun garantisini vereyim. Ama yarın bir gün elinizdeki dokümanları kaybettiğinizde, videolarınızı, fotoğraflarınızı kaybettiğinizde, çocuğunuzu çektiğiniz video silindiğinde ya da geri dönülemez bir şekilde bozulduğunda ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere hem bellek kartını anlatmaya çalıştım ve bellek kartı seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bilgi vermeye çalıştım. Siz de konuyla ilgili görüşlerinizi bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı, aynı zamanda bizi Twitter, Instagram ve Facebook gibi hesaplarımıza takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.